sabah namazının sünneti ile farz arasında okunacak son nefeste iman kurtarma duası. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya Hayyu ya Kayyum. Ya Zel Celal ve İkram. Es'eluke en tuhyiya kalbi bi nur marifetike ebeda. Ya Allah, ya Allah, Ya Allah, Ya Bedi'as semavati vel ard. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım, Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım, Ey gökleri ve yeri, eşi ve benzeri olmayan bir mükemmellikte yaratan Allah'ım, Senden kalbimi marifetinin nuruyla ebediyen ihya etmeni, diriltmeni isterim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Değerli izleyiciler bu duanın sabah namazının sünneti ile farz arasında üç defa okunması tavsiye edilmektedir. Bu dua seçkin kulların duasıdır. Sabah namazının sünnetinden sonra secdeye giderek de okunabilir. Bu duada geçen Allahu Teala'nın yeri göğü ayakta tutan Hay ve Kayyum ismi şerifinin izahım. Bütün kaygı ve beklentilerimizi karşılayabilecek ve bize kusursuz bir güven vaat edebilecek varlığın hayatın başlangıcını da sürdürülmesini de her aşamasında kontrol edebilen bir güçte olması gerekir. Aynı zamanda kendi varlığı başkasının ona hayat bahşetmesine de bağlı olmamalıdır. اجت حي الله تر. بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على الارش Errahmanu fes'el bihi habira. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a tevekkül et ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeter. Gökleri, yeri ve bunların arasında olanları altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden Rahmandır. Bunu her şeyi bilen, habir olan Allah'tan sor. Furkan Suresi 58 59. ayetler. Hay ismi her şeyin varlığı kendisine bağlı olup bütün varlıkları ayakta tutan anlamındaki Kayyum ismiyle bir arada olunca hayatın başlatılmasını da sürdürülmesini de elinde tutan yüceler yücesi bir gücü anlatır. Kayyum Kaimin mübalasıdır. Her şey üzerinde kaim demektir. Kayyum olan Allah kendi varlığının kıvam ve kıyamı için kimseye muhtaç olmadığı gibi her şeyin kıvamı ve kıyamı ona bağlıdır. Bütün varlıkları yaratan, denetleyen ve gözeten anlamına geldiği için bu ismin tecellisi bütün yaratılmışların ihtiyaçlarını nitelik ve nicelikleriyle bilmeye bağlıdır. Yüce Allah bütün varlığı yaratmakla kalmamış, daha yaratmazdan evvel onların her birinin var olması için gereken şartları hazırlamış ve varlıkları devam ettiği müddetçe ortaya çıkacak bütün ihtiyaçlarını karşılayacak yolları da var etmiştir. Gökleri, yeri ve içindekileri ayakta tutan odur. Onun için her şey hak ile kaimdir. Öyle ki o kayyum olmaya bir anlığına ara verse kainat temeldeki parçası çekilmiş kibrit çöpleri gibi darmadağın olur. Bu iki isim Rabbimizin bütün kemal sıfatlarını kapsar. Onun eksiksiz güç ve kudretini ve kendi dışındaki her şeyden mustani oluşunu vurgular. Bu yüzden sufiler bu iki isimle Allah'tan yardım dileyenin sanki ona bütün isim ve sıfatlarıyla dua etmiş gibi olacağını söylemişlerdir. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarında da görmek mümkündür. Öncelikle Kur'an ayetlerinin zirvesi sayılan ve Rabbimizin biz kullarına kendisini özet olarak tanıttığı ayet-el kürsinin bu iki isimle başladığını hatırlayalım. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. Odur Allah. Ondan başka ilah yoktur. Hayat kaynağı odur. Koruyup gözeten de odur. El hayyul kayyum bir insanda tecelli ederse insan başkalarının varlığını sürdürmesine ne kadar destek oluyor ve kendisi başkalarından ne kadar az şey bekliyorsa bu iki isim onda o kadar tecelli etmiş demektir. Sufilerin deyişiyle kulun bu isimden hazzı Allah'tan başkasından mustani olduğu kadardır. Güncel ifadelerle kendi kendine yetmek diyebileceğimiz bu kanaat hali kendi imkan ve gücünün sınırlarıyla barışık olmayı yani rıza mertebesini de içerir. İnsanın kendi sınırları ile barışık olması, hedeflerini güçlerinin çok üstüne çıkararak kendisini yok edecek bir yola sokmaktan da korur. Bu isimlerin tecelli ettiği kişi maddi ve manevi anlamda canlı ve dinamik bir hayata sahiptir. Kendisine verilmiş bulunan sağlık, vakit, makam gibi imkanları dünyevi ve uhrevi gelişimine en uygun olacak şekilde yürütmeyi becerir. Aynı zamanda muhatap olduğu herkesin maddi manevi hayatını sürdürmesine yardım eder. İnsanların bedenlerine ve kalplerine zarar verecek kötü hallerden kurtulmaları için ellerinden tutar. Etrafına yaşama sevinci, şükür duygusu, hayatı sürdürme bilinci aşılar. Yeryüzünde hayatın sürmesine yardım edecek şekilde çevre bilincine sahip olduğu gibi, insan oluşumuzun ayırt edici unsuru olan kalplerimizi, zikir ve kulluk bilincini de ayakta tutmaya ve yaymaya çalışır. Ya bedi assemavati vel ard Bu ifade, ey göklerin ve yerin yaratıcısı anlamına gelmektedir. Ya del celali vel ikram Es'elüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeda. Ey celal ve ikram sahibi, senden kalbimi marifetinin nuruyla ebediyen diriltmeni isterim. Bu şu anlama gelir. Marifetullah'a boyanmış bir kalbi yerine yerleştir. O kalp ile seni zikredeyim. O kalp ile sana hitap edeyim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah! Çünkü Allah'tan başka hiçbir şey yok. Kün fe Ol diyor, oluyor, görünüyor. Öl diyor, ölüyor. Değerli izleyiciler, duanın Azerbaycan dilinde okunuşu ve anlamı. Ya hayyü ya kayyum, ya zel vel ikram, es'elüke en tuhyiye kalbi bi nur marifetike ebeda. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Bedi'as al semavati vel ard. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım, Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım, Ey göyleri ve yeri, tayı ve beraberi olmayan bir mükemmellikte yaradan Allah'ım. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Kalbimi, marifet nurunla ebediyen ehya etmeyini isteyirem. Bu duanı süb namazının sünnetiyle ile farzı arasında en azı üç defa okuma devam eden kimseye son nefesinde imanla yetmek kısmet olur. Seher tezden kalkmak, bütün ruziler seher fecr vaktinde paylandığı üçün bu vakti yuhuda geçirenler ruzilerini tam alabilmezler. Evdeki küçük büyük herkesin kaldırılması uygundur. İsteseler güneş çıktıktan sonra yine yatabilerler. Duaları mümkün gelir üç defa okumak lazımdır. Çünkü üç defa okumak duanın kabul olmasına sebep olur. Değerli izleyiciler, sabah namazının sünneti ile farz arasında okunan son nefeste İman kurtarma duasını Arapça, Türkçe ve Azerbaycan dilinde sizlerle paylaştım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esen kalınız.